önce hocam kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Profesör Doktor Halis Aydemir kimdir? Bununla başlayalım. Evet. Ben Bendeniz Erzurum doğumluyum. 1974 senesi Erzurum'da doğdum. Babam ben doğmadan önce Almanya'ya gitmiş. Dolayısıyla bizi de Almanya'ya götürdü. Bir vakit sonra Almanya'dan da Suudi Arabistan'a geçtik. Suudi Arabistan'da ilkokul okudum. Sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'de ortaokul Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Liseyi Erzurum Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde okudum. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde Hadis Anabilim dalında yüksek lisans yapmaya başladım. Akabinde doktora yaptım. Akabinde doçent oldum. Sonrasında Dumlupınar Üniversitesi'nde profesör olarak atandım. Evet. Hocam hep merak etmişimdir. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden İslami yani hadiste, tefsirde uzmanlığa giden yol bu soruyu sormak için epey bekledim ben. Bunun nedeni nedir hocam? Nedeni biz Arabistan'dan geldiğimizde zaten ailem beni hafızlığını tamamlamamı sağladı. İmam Hatip'e kaydettirdiler ve ilahiyatçı olmamı istiyorlardı. Özellikle dedem ve babam. Fakat ortaokul yıllarında demek ki o zamanki gençlik de etkili oluyor. Ben kişisel kararımı değiştirdim. Tabii kendi kararımız ile nasıl sonuç alabiliriz ki? Aile önemli burada. Ama çok direttim ben. Çok diretince de başka çare kalmadı yani. Gitmem dedim bundan sonra. Liseye, normal liseye yazdırdılar. Şöyle bir anım var ortaokulda. Belki orta bir ya da orta iki, onu çok iyi bilmiyorum. Öğretmen kim ne olmak istiyor diye sıra sıra sormuştu bir bayan hocamız. Herkes kalkıyor bir şey söylüyor. İşte ama çoğunlukla mühendis olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Ondan sonra o yıllarda hukukta çok da avukat olmak istiyorum diye. Ben de tabii ailem beni hoca olarak yetiştiriyor, hafızlık yaptırıyorlar. Ondan sonra Arapça biliyorum. Doğal olarak ben de ne olmam gerektiği belli. Ben de kalktım tabii Türkiye'ye de yeni gelmişim. Kavramları da çok iyi bilmiyorum. İmam hatip olunca ben de imam olacağım dedim. Şu zanla. Hani herkes imam olmayı bekleyemiyor çünkü Arapçaları yok. Bense Arapçam var ve hafızım. Dolayısıyla çok istenen bir şeyi söylemiş gibi, popülaritesi olan bir şeyi söylemiş gibi sandım belki söylerken. Ama ben imam olacağım deyince etrafta insanlar, arkadaşlarım tabii gülüşmeler oldu yanlış hatırlamıyorsam. Birdenbire böyle soğuk terler döktüm. Bu böyle noktasal bir hatıra ama genel olarak toplumda popüler olan, insanların itibar ettiği hususun bir genç veya hatta daha yeni genç diyelim yani ortaokul yılları nedir ki, üzerinde nasıl etkili olduğunu değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla biz çoğu gencimizin tercihlerini aslında toplum olarak belli mesleklere itibar verirken biz belirliyoruz veya en azından oldukça etki ediyoruz onların tercihlerine. Mesela mühendislik tercihlerinde de öyledir. En iyi tercihler o yıllarda elektrik, elektronik, bilgisayar bunlar idi. Dolayısıyla biz de oralara yöneldik. Bu çevresel faktörün sizde oluşturduğu şeyi yaşadıktan sonra tabii durumu tekrardan ileride realize ediyorsunuz. Üniversite okurken durumu tekrar düşündüğüm, yanılmıyorsam üniversite 3. sınıf. Bir akşam böyle yine bir sınava hazırlık yapmışım. Masanın üstü kağıt dolu tabii. Hepsi matematiksel denklemler, diferansiyel denklemleri vesaire böyle çok
birkaç sayfa çözümlü, birkaç sayfa süren sorular böyle kalabalık. Bir an içinde, ya şu anda ilahiyatta okuyan öğrenci Kur'an'ını okumuştur. Ondan sonra hadisleri okumuştur. Ki bunlar satır halinde sözen şeyler. Güzel uykusunu çekiyordur, rahattır. Biz bak nelerle uğraşıyorum. Oradan başlayan ve sonra tekrardan ilahiyat alanına rücu etmek isteyen bir duyguydu. O yıllarda üniversiteden arkadaşım olan Haydar Bey'le konuşmuştum, ben bırakmak istiyorum diye üniversiteyi. O da ya şunun şurasında 1,5 sene, 2 sene kaldı. Bitirdi, ondan sonra nereye gideceksen git dedi. Sonra terk derler. Sanıyorum bu etkili oldu bende, yani bırakmış okuyamamış anlamına gelir diye. Üniversiteyi okuduktan sonra böyle sabırsız bir biçimde hiç araya boşluk koymadan ilahiyat camiasına intisap ettim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kur'an'da veya Hazreti Peygamber'in hayatında sizi etkileyen en önemli olaylardan örnek vermek isterseniz hocam neler olur bunlar? Evet. Yani tabii bunlar düşünüp bulunabilen şeyler herhalde. Kendi içinizde düşünerek ortaya çıkarabileceksiniz. Benim böyle birden sorunca söyleyebileceğim ne olur? Şu olur, Kur'an düzleminde şu ayet beni çok etkiliyor ve çoğu sohbetimde de konu ediyorum. Hatta şöyle bir hatıram da var. Bu ayeti konu ettiğim İngilizce bir sohbetimden sonra bir yabancı birisi bir şey yazmış. Ya bu ayet gerçekten Kur'an'da var mı diye bana hani yerini söyler misin dedi. Çoğunlukla okurken yerlerini söylemek aklımıza gelmiyor. Hatta bilmiyorum çoğu yerini. Onu arayıp bulup verdim yerini. Sonra da şöyle yazmış. Ben böyle bir ayetin gerçekten Kur'an'da olabileceğine ihtimal vermediğim için bir daha görmek istedim. Neydi o ayet? O ayet şu. Estaizu billah ve la takfu ma leysa leke bihi ilmun. Sence, ama sence bir ilme sahip olmadığın bir konuda hiç kimsenin ardına düşme. Yani Allah Azze ve Celle bireyin sorumluluğunu kendi üzerine yıkmış. Bazıları diyor ya kalk gidelim dediğinde nereye diyorsa ondan arkadaş olmaz. Bu yanlış bir yaklaşım. İnsansa eğer nereye demek zorundadır. Çünkü Allah Azze ve Celle ona diyor ki inne sema vel basara vel fuada. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği muazzam nimetler. Görmesi, işitmesi, işitmesi, görmesi ve kalbi. Bunları Cenab-ı Hak diyor ki inne sema vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. Bunlardan mes'ulsün sen. Kendini öyle birilerinin arkasına nereye derlerse gidecek şekilde başkalarına bütünüyle itimat edemezsin. Bu İslam'da yasaklanmış bir şeydir. Belki bazı anlayışlarda bu beklenen, arzulanan hatta kıymetlendirilen ne kadar böyle kör tabi oluyorsa o kadar tevekküllü. Vah maşallah ne dersek yapıyor. Aklına, vicdanına, izanına ne kadar ters olsa bile kendisini bize rahmet etmiş. Ne dersek yapıyor. Bu iyi. Bu iyi mümin değil ama bu iyi eleman. Biliyorsunuz bu ve benzeri kimseler üzerinden ülkemizde kanlı bir darbe girişimi oldu. Bu yaklaşım nedense yaparım bana mantıklı gelsin gelmesin diyen. Çünkü o bilir ben bilmem diyen anlayış. Allah Azze ve Celle de diyor ki sen de bilirsin. Bilmek zorundasın çünkü o kapasiteyi sende ben var ettim. İnne sema vel basara vel fuada işitmen gönlün ve gözün bunlardan mesulsün. Şu anda nereye diyeceksin? Nereye gidiyoruz? Gidilecek olan yerin hayır mı, şer mi olduğuna ayrıca sen bir karar vereceksin. Doğruysa tabi olabilirsin. Değilse gitmemelisin. Gidersen Allah Azze ve Celle karşısına alır. Sen bu işe arkadaşını takip ederek niye gittin? İncelemeden ona güvendin gittin. Yanlış, cürüm işlemişsin. Bundan mesulsün. Sen böyle bir varlık değilsin. Peki, incelediğin halde yanlış buldun gittin. Allah Azze ve Celle diyor ki yanlış olan yere niye gittin? Bu da cürüm zaten. Dolayısıyla hiçbir birey
Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği o ferdi egemenlik hakkını, iradesini bir başkasının kullanımına bütünüyle tevdi edemez, hiç tevdi edemez. Kendi iradesinden çünkü mesuldür. Yaptığı şeyin hesabını Allah Azze ve Celle'ye verecektir. O kişi demeli ki, ben bu dediğini gözü kapalı yapamam. Çünkü Yaradan bana bunun ne olduğunu sen ayrıca kendin niçin incelemedin sorusu sorar. Bu ayet müthiş. Buna eşlik eden ikinci bir ayet. Siz bir tane sordunuz ama bu onunla eşlik halinde. Resulullah'ın çağrısı. Diyor ki, هَذِهِ سَب۪يلِ Bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırıyorum. Ama nasıl? اَعْلَى بَصِيرَةٍ Basiret üzere geleceksin, anlayacaksın, farkına varacaksın. Doğruluğuna sen de uyanacak, tanık olacaksın. Tanık olduğun anda da diyeceksin ki اَشْهَدُ Hazreti Peygamber'in insanları imana davet ederken söylettiği bu ifadede bunun karşılığını görüyoruz. اَشْهَدُ Ben tanığım diyerek duhul ediyorsunuz. Demiyorsunuz, abim gelmiş ben de geleyim dedim bundan sonra. Veya amcam buralara geliyormuş da ben de veya babam geliyordu beni de getirdi. O yüzden buradayım. Başka yere götürselerdi başka yere giderdim. Öyle değil. Bu bir tanıklıkla sorumluluğunu üzerine alarak aldığınız bir karar ve bu uğurda siz artık davranış sergileyeceksiniz. Yüce Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunuza vakıf olarak bu bilinçle. Bunlar muazzam etkileyici şeyler. İnsanı kendi sorumluluğuyla baş başa bıraktığı gibi insandaki var olan cevherlerin de Allah'tan olduğu bilincine bizi kavuşturuyor. Halbuki bazı insanlar insanlardaki bu türden görme, işitme, akletme kalbi fonksiyonumuz. Cevherlerin sanki şeytaniymiş gibi yani onları sorgulama, düşünme, ne denirse onu yap. Ve bunu sözüm ona tevekkül gibi. Halbuki tevekkül hiç böyle bir şey değildir. Tevekkül akletmediğimiz bir şeyi öylesine körü körüne kabul etmek asla değildir. Eyvallah. Hocam günümüzde hadisler büyük bir saldırı altında. Siz de hadis profesörsünüz. Neden hadislere bu kadar saldırıyorlar? Bunun bağlamında ilahiyat fakülteleri buna yeterince cevap verebiliyor mu? İlahiyat fakülteleri açtığımız zaman içerisindeki hocalar yeterince cevap verebiliyorlar mı? Evet. Şimdi olay bölgesel ya yöresel bir hadise değil. Ve ne zaman bakımından ne de mekan bakımından yöresel bir hadise değil. Bu hem oldukça bir geçmişi olan bir saldırı, 100-200 yıllık belki daha eski. Ve arkasında bir toplum mühendisliği barındırıyor. Yani çünkü karşılarında bir ümmet var ve bu ümmet inanç ekseninde hareket ediyor. Kendi özgürlüğünü, yaşadığı coğrafyayı dokunulmaz sayıyor. Sadece bir olan Allah'a karşı kullukta bulunuyor. Kula kulluğu reddediyor. Şimdi böyle bir yapıyla siz mücadele edemiyorsunuz. Şer güçler açısından düşünün. Dolayısıyla bunu çözmeniz lazım. Çözmeniz için onların motivasyonunu, inancını kırmanız lazım. Kendinize benzetmeniz lazım. Bu o ümmetin değerlerine yönelik bir saldırının içimize uzanmış ve artık hayatımızda somut olarak görünmeye başlamış hali şu anda. Ve en zayıf nokta olarak hadisi kendisine seçiyor. Çünkü hadis dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya sözüdür ya fiilidir ya da takriridir. Bunlar nedir? Allah'ın Resulü ilk beşer olarak yani bu dindeki ilk beşer olarak Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yahut yasakladığı herhangi bir şeyi ilk uygulamak zorunda olan kişi olarak hayatta taşıdığı pratiklerin tamamıdır. Söz var, fiil var, takrir var içerisinde. Dolayısıyla ilahi beyanın, vahyin, başta Kur'an olmak üzere hayata karşılık gelen tarafı Resulullah'ın beşeri hayatıdır. Ve onun etrafında oluşmuş olan içtimai hayattır. Onun onayladıklarıyla
Bu inşa edilmiş yaşam biçimi vahyin yaşamdaki karşılığıdır. Yani aynadaki karşılığı gibi ilahi beyanın, o bir soyut, içinde kemik yok, ondan sonra ceset yok, beden yok. Yani orada salat var, savun var, zekat var, hac var, orada kelimeler var. Ama hayatta ise eylemler var, pratikler var. Kimin üzerinde ilk başladı bunlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde. Dolayısıyla somut haliyle orada duruyor. Eğer biz bu aradaki bağlantıyı koparabilirsek, o zaman bu Müslümanlar dinleriyle alakalı ne olduğu belli olmayan bir duruma düşecekler. Bir insanın birdenbire gözlerini kapatın, şey çekin gözlerine, bu somut hayatı önünden kaçırın, ne olur? Nereye gideceğini bilmez. Yani o esnada kapının önünde mi duruyor, duvara mı çarpmak üzeredir? Bütünle basiretini kapatmış gibi olursunuz. Çünkü pratiğe dair bütün bilgileri devreden çıkarıyorsunuz. Artık bundan sonra soyut bir beyanla karşı karşıyasınız. Bu iyi hesaplanmış ve amacı uğrunda uygun adımlar atılan bir süreç. Hem uluslararası boyutta hem ulusal boyutta. Sadece bizim açımızdan değil, Mısır'da da böyledir. Pakistan'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Dolayısıyla bu adımlar atıldıkça dini hayatın veya İslam'ın hayata karşılık gelen yanının sahadan çekilmesini, insanların ayetleri okuyunca bunun artık ne anlama geldiği hususunda flu, belirsiz bir durumda kalmasını, kimi namaz deyince "Aa, ben şunu anlıyorum" demesini, ötekinin "ben de şunu anlıyorum" demesini, bir başkasının "iyi gideyim sözlüğe bakayım, ben de kendime bir şey seçeyim" diyebildiği bir savrulmuşluğa dönüşsün istedikleri ve dolayısıyla neyi yok ettik? Bir ümmeti inancından ettik. Ve artık onun bir dini hayatı yok ve inancına güveni de yok. Şimdi bazıları da soruyor, diyor ki "hocam artık o kadar çok hocalar bir şeyler söylüyorlar ki, hatta aynı hoca o kadar hızlı bir şekilde direksiyon kırıyor ki biz dinimizin hayatta niye karşılık geldiğini artık kestirememeye başladık. Bu bizi dinden soğutuyor. Artık her şey o da olur, galiba öylesi de olur" noktasına geldik. Bu yeni "o da olur" dini hadisi, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ki vahyin ikliminde yaşanmış bir din, yani indirilmiş olan din, onu devre dışı bırakıp yeni bir din uydurma süreci olarak gerçekleşiyor. Ve her biri, bunlar farklı farklı işbirlikçiler var, kendince bir din uyduruyor. Hatta kendi uydurduğu dini ertesi gün veya bir sonraki hafta güncelliyor. Diyor ki "aslında rekatları da şöyle yapabiliriz. Sadece secdeden mi ibaret kalsa veya o da hiç olmasa mı" diye. Dolayısıyla neden hedefin burası seçildiği ortadadır. Çünkü karpuz gibi ortadan yarıyorsunuz. Artık dinin hayata uzanan resmi bir elle, peygamber eliyle hayata uzanmış olan kısmını bu diyorsunuz. Geriye artık herkesin kendince din uydurabileceği bir soyut malzeme bırakıyorsunuz. Söz gelimi. Diyelim ki ayette Cenab-ı Hak diyor ki "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا" Zinaya yaklaşmayın. Biri çıkacak diyecek ki "bu zinanın kelime köküne gittim, şu manaya da muhtemel." Öteki öyle bir kanunsa başvuracak kadar da bir şey göstermeyebilecek. Diyecek ki "bu bir puta verilen bir isim imiş. Zaten bak Cenab-ı Hak ağaca yaklaşma der gibi" diyor. Öyle olsaydı "zina etme" derdi. Demek ki bu o gün için bir puttur. Buna yaklaşmayın deniyor. Bir tarihte oruç iftarımı bozacağım. Oruç iftar etmek üzereyiz. Bir tweet atmıştım. Altına birisi yazmış. Tabii ben tweette Allah için oruç yemekten içmekten uzak kalarak böyle bir ibadeti yapmayı bize muvaffak kıldı, hatta nasip etti, şimdi Cenab-ı Hakk'a hamd ettim. Böyle bir şey paylaştım. Altta biri yazmış ya, "aç durarak Allah'a kulluk mu olur" diye. Ben de hani Cenab-ı Hak bunu emrettiğini, işte Kur'an'da dedi oruç geçmez. Şaşırdım ya, olur mu savun? O savun dedi, oruç değil. Sistem bu. Yani siz namaz deseniz Kur'an'da namaz geçmez. Kur'an'da geçen salattır. Salat da sizin bildiğiniz değil. Kim biliyor onu? O biliyor. Onun bildiği de şu, peygamberin dediği olmasın da başka herhangi bir şey olabilir, yaklaşımları bu. Çünkü kendi aralarında bir çekişme içerisinde değiller.
Rahatlar birbirleriyle. Halbuki birinin söylediği diğeriyle hiç örtüşmüyor. Ama birbirlerini eleştirmiyorlar. Tek olmazları var. O da indirilmiş din. Peygamberin uyguladığı, ümmete uygulayıp gösterdiği ve asırlardır kesintisiz kıtalara dağılmış yaşanan bu dine karşı amansız düşmanlıkları var. O olmasın da isterse herhangi bir ucube yorum olabilir, mühim değil. Biri de şey dedi böyle, geçen sordum, bak falanca zamanda böyle demiştin, şimdi böyle diyorsun, arkadaşın da böyle böyle diyor, öğrencin şöyle diyor, bunlar hangisi? Diyor ki bu da Allah'ın bize nasip ettiği bir genişlik. Yani Cenab-ı Hak böyle dinini bu denli belirsiz, saçma sapan bir şeye bırakmış ki kullar canlar ne istiyorlarsa yapsınlar. Şimdi oraya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ki amaç çok doğru seçilmiş, hedef çok iyi belirlenmiş. Buradan sonra artık kitabın da bir manası kalmıyor. Çünkü onun hayatta neye karşılık geleceğine kişinin kendisi karar veren bir yapıya dönüşmüş oluyor. Ben size bir mektup yazıyorum. Mektuptaki seçtiğim kelimelere siz ne anlam verecekseniz serbestsiniz diye. O siz diyeceksiniz ki o zaman onu bana hiç yazma. Çünkü ben istediğim manayı vereceksem, hani bazen öğrenciye ödev veriyoruz. Google'da götürüp İngilizce'den Türkçe'ye veya Arapça'ya çevirdiğinde bağlamdan tamamıyla kopuk. Google bazen birinci anlamı, bazen ikinci anlamı seçmiş sözlükten. Bazen üçüncü anlamı seçmiş sözlükten. Ama şimdi yapay zeka Google ne yapıyor? Bağlama dikkat ediyor. Biz de bunlara diyoruz ki bağlama dikkat edelim. Bağlam kim? Salat ve selam üzerine olsun. Vahiyin kendisine nazil olduğu ilk beşer. En azından sanal zeka kadar zeka emaresi gösterseler, şu an içinde bulundukları bu saçmalıktan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Ama olayın siyasi boyutu olduğu için, olayın arka planında şer güçlerin büyük hesapları olduğu için, bunlar buradan sağlanan destekle, motivasyonla, artık kiminde bu reyting olur, kiminde bu ekonomik desteğe dönüşür, herkeste başka bir şey olabilir. Başka ayaklardan da destek buluyor. Çünkü toplumsal algı da buna uygun şekilde belli bir değişime tabi tutuluyor. Yani bir konuda toplumsal algıyı değiştiriyorlar önce. Diyelim ki toplumun içerisinden kurban olayını çekiyorlar. Örnek. Sonra insanlar artık hiç kurban kesimini görmüyor. Birkaç kuşak böyle yetişiyor. Sonra bir kurban günü biri çıkıyor, diyor ki bu Allah nasıl Allah, nasıl vahşeti emretmiş. Ağzına geleni söyledi. Biraz o bir salınma yol açıyor toplumda. Şuyuata yol açıyor. Sonra bunlardan biri çıkıyor. Sen nasıl dinime hakaret edersin diyor. Benim dinimde öyle bir şey zaten yok ki diyor. Güya savunuyorum top, çünkü onun ayağına gönderildi. Savunuyorum ayağına. Ya emri tahrif ediyor, bizim dinimizde böyle bir şey yoktur diye toplumsal algıya uyarlamak adına, ya da bir başka yöntem tercih ediliyor. Vardı, eskidendi ama şimdilerde artık bu geçerli değil diye güya toparlayıp sonuca bağlamış gibi, kötünün iyisine. Belki hakaret etti ya, bu da dini savunuyorum görüntüsüyle. Dolayısıyla bu basamaklı yapı her değiştirilen algıda toplumda tekrarlanıyor. Dikkat edin, önce biri çıkacak, hakaret edecek. Sonra birkaç zaman sonra bunlar çıkacak, dini savunuyorum ayağına, Allah adına konuşma cüretine girerek, ki bu en büyük zulüm, en büyük aşağılık durumdur bir insana. Hiç yakıştıramayacağımız, yaradan yerine kendisini koyup Allah'a iftira etmek. Hocam, gençlere ulaşmada yöntemle alakalı bir şey soracağım, bir soru soracağım size. Günümüzdeki Müslüman camia gençlerle sağlıklı bir iletişim yeterince kurabiliyor mu? Kuramıyorsa sizce bunun nedeni nedir? Şimdi kuşaklar arası boşlukların oluşması genelde oluyor. Jenerasyonlar arasında bu tür boşluklar oluyor. Fakat şu anki dönemde bu boşluk çok açık ara oldu. Neden? Bir hocamızın şöyle dediğini hatırlıyorum. Benim çocukluğumda
köyde yaşadığım hayat, işte git eve su getir. Yani evde su akmaz çünkü. Ondan sonra işte tuvalet ihtiyacı biraz şöyledir. Yani Hazreti Peygamber'in ortamındakiyle çok ayırt edemezsin diyor yani, temel parametreler itibariyle. Ama ne olduysa yani şu son 50-100 yıl içerisinde çok değişti. Hele son 20 yıl içerisinde özellikle iletişim boyutuyla ciddi değişiklikler var. Ve bu yeni kuşak bunlarla meşgul, bir üst kuşak olarak onlar kadar ilgili değiliz. Dolayısıyla aramızda yabancı şeyler var. Bizden önceki kuşaklarda olmadığı kadar. Şimdi o kadar harf yetiştiremedik. X dedik, Y dedik, Z dedik, milenyum dedik. Yetmiyor. Çok hızlı bir kuşak türüyor. Daha kısa aralıklarla türümeye başlıyor üstelik. Şimdi bu teknik imkanların gelişmesinin bunda tesiri var. Burada gördüğüm kadarıyla, bu alanın uzmanı değilim ama gördüğüm kadarıyla şu ilke işliyor. Kim erken davranırsa alanı o kapatıyor. Yani imara açılacak arazi gibi, kim erken giderse orayı o kapatıyor. Şimdi burada da öyle. Bizim eğer bir mesajımız varsa ve biz yeni yetişen nesle bu mesajı aktarmak istiyorsak, o zaman biz çok iyi bilişimciler olmalıyız. Başka yolu yok. Gelişen herhangi bir şey, yeni başlayan herhangi bir uygulamayı daha ilk günden biz uygulamaya başlamaz isek, ilk sözü söyleyen, ilk mesajı ulaştıran, o kanalı ilk kullanan kişi söyleyeceğini söyleyip mesajını o ulaştıracak. Biz sonradan çok kısık bir sesle alana gireceğiz. Muhtemelen biz girdiğimizde onlar yeni bir mecrada öncü olacaklar. Şu halde madem ki teknik gelişmelerin doğasında böyle bir şey var, o zaman biz bu alanı bir defa profesyonel anlamda kapatmalıyız. Nasıl yaparız bunu? Bu alanda iyi insanlar yetiştirerek, lisans okutarak, yüksek lisans yaptırarak ve telefonla eğer çocuğun cebine ulaşacaksanız, bilmem ne programı, o program ilk çıktığında da biz kullanıyor olacağız ve ona uygun arayüzler, ara programlar biz üretmiş olacağız. Orada daha yeni çıktığındaki 5-10 alt programdan bir tanesi bizimki olmalı. Biz öğrenciye, çocuğa, üniversite öğrencisine, küçüğe doğru mesajı ulaştırabilmek için. Diğer türlü eğer o araçlardan uzak sesle bunu yapmaya kalkarsak biz ona ulaşamayız. Nitekim mevcut yaşadığımız durum böyledir. Anlatmaya çalışıyoruz. Sözlü ifadelerde bulunuyoruz ama o kendi elinde o yüksek görselli görüntüler ile, çizimler ile, ondan sonra programlar ile. Geçenlerde bir tane bir şey vardı, böyle bir karikatür gibi. Çocuk da bir dalmış böyle bilgisayarla. Arkadan babası diyor ki, evladım bak bir de gerçek hayat var diyor. Kendin kapandın oraya. Ya sahi mi baba, linkini ver bakayım diyor. Yani o artık her şeyi linki üzerinden öğrenmeye adanmış. Şu anda ya biz de link üzerinden ona ulaşacağız ya da aramızdaki mesafe büsbütün kopacak. Hocam günümüz gençlerinin, özellikle üniversite gençlerinin temel problemleri nelerdir? Başta demin konuştuğumuz bu değişen hayat biçimi, bilgi kaynaklarımız. Bu tabii hastalık düzeyinde olabilir çünkü bazı şeylere rahat erişimi sağlıyor. Bu rahat erişim bilgi anlamında hiçbir zaman sıkıntılı olmaz ama eğlence boyutuna girdiğinizde insana kötü alışkanlıklar kazandırabilecek alanlar veya kötü kimselerle çabuk bulaşabilecek. Çünkü iletişim dediğiniz zaman buluşmayı ve benzeri şeyleri de içine alıyor. Bu anlamda yeni neslin önüne açılan ve önceki neslin de onları kontrol etmek için çok fazla bilmediği bir boyutta yaşam gelişiyor, hayat gelişiyor, hayat biçimleri gelişiyor. Bu en büyük problem, burada gördüğümüz ferdileşme. Artık birey toplumsal bağdan çözülüyor ve tek başına kaldığını düşünüyor. Bu ilk başta özgürlüğün tadı gibi gelse de bir süre sonra yalnızlığın kabusuyla eşleşiyor. Dolayısıyla insanı şeytanın yalnızlaştırmak istediği, bu bizim kültürümüzde de var. Başka kültürlerde de var. Yani yalnız kalanı şeytana
maruz kalacağı bilinci, şeytan tam da onu yapmak istiyor. Ailesinden koparıyor, toplumundan koparıyor. Yalnız başına bir eve yerleşmesini, hatta mimarimize bile son yıllarda bu yansımaya başladı. Eskisi gibi büyük haneler yapmıyoruz artık. Küçülttük, küçülttük, apartlara dönüştürdük. Şimdi stüdyo evlere yöneliyoruz. Oradaki en büyük problem hayat sistemi ve biçiminin değişmesi. Aile dediğimiz, aile bağları dediğimiz olayın kaybolup kaybolması. Buna tedbiren karşı politikalar ile ailemizi korumak zorundayız. Çünkü aile bizim zeminimiz. Zemin kaybolursa toplum kaybolur. Artık sizin ıslahat namına bahsettiğiniz değerlerin hepsi anlamsız olur. Çünkü bunların hepsi insan üzerinde yaşanan şeyler. Alttan gelen nesli tek başına ailesinden kopuk buna şey de yol açıyor. Biz ne yapıyoruz? Üniversite sınavlarını alıyoruz. Sonra belli yerleri kazandırıyoruz ve belli yaşa gelmiş bütün gençlerimizi yurt sathına dağıtıyoruz. Ve bunları nerelere dağıtıyoruz? Bir şehrin kenarındaki bir kampüse gönderiyoruz. Çoğunlukla bunlar da şehrin içinde değil. Yani şehrin otokontrolüne maruz olabilecek. Yerde değil, başıboş bir alanda, dışarıda. Ve o kampüslerin etrafında bir yaşam oluşmaya başlıyor. Bunların oluşturduğu bir getto misali. Şimdi tam insanın kendini kontrol etmesini en az başarabildiği, arzularının tavan yaptığı bir dönemde en muhafazakar ailenin çocuğundan tutun, ötekine kadar hepsini alıyorsunuz. Bilal istisna bu en şey dönemlerinde bir gettoya getirip yerleştiriyorsunuz. Üzerlerinde hiçbir murakabe yok. Aile yok, hatta şehir de yok. Ve biz sonraki nesillerimizi hep bunlardan oluşturuyoruz şu anda. Onlar şehirleri adeta yuttular. Kendi yaşam biçimleriyle, kendi yaklaşımlarıyla. Şu anda kampüs yaşamı modeli, kampüs ve kampüs etrafında oluşan yeni tip yaşam, ferdi yaşam, şehre sirayet etti. Şehri yutmaya başladı. Çünkü bunlar ekonomik güce dönüşüyor. İnsanlar artık buna cevap verecek ekonomik araçları. Gerekirse apart yaparım diyor. Üniversite öğrencileri bunu istiyor diyor. Gerekirse böyle bir yer açarım diyor. Geçen bir hocamız dedi ki, şu caddede dedi, kaza yaptım dedi. Kaza yaptım adam. O dediği cadde adeta şey gibiydi. Yani işte etrafa bakıyorsunuz, bu yabancı marka isim kafeler, tamam mı? Biriyle kaza yaptık. Nerelisin? Yer vermeyelim. Bizim doğudan bir yer. Tamam mı? Hayırdır bu caddede? Dedi ki ben şurayı işletiyorum. Dedim ki ya bilmem nerelisin? Yani buranın, Anadolu'nun dibisin yani. Bilmem neyi işletiyorsun? Ne alakası var? Abi öğrenciler oraya geliyor. Şimdi şehri dizayn etmeye başlıyor bu. Dolayısıyla biz buradaki en büyük sorun bu süreçte kendi ellerimizle bunu yapıyoruz. Bunu değiştirmeliyiz. Hanesinde, şehrinde, ortamında, oradan kopmadan, oranın otokontrolünü kaçırmadan, eskiden askerlikte sadece bu olurdu ama askerlik kapalı bir ortam. Dolayısıyla kişi o en genç ve korunmasız zamanında kötü alışkanlıklara ve savrulmalara çok fazla maruz kalmaz idi. Şu anda olabildiğince maruz kalıyor. Ve demin bahsettiğimiz toplum mühendisleri o ortamları dizayn ediyorlar. Çünkü 2-3 adım sonra toplum onlardan oluşacak. Yeni, her çocuğu buradan geçiriyorsunuz. Bir de bizim modelde herkese üniversite okutuyoruz. Yani başka bir kademeden hayata gönderdiğimiz yok. Herkes üniversite okuyacak, ondan sonra diyoruz. Dolayısıyla herkes bu rahle-i tedristen geçiyor, eğer bu bir rahle-i tedrisse. Ve herkes bu labirent diyelim, rahle-i tediris çok şey bir kavram, değerli bir kavram. Olumlu bir eğitimi sembolize ediyor. Ama mecburiyeti bakımından ifade etmek istedim. Bu mecburi istikametten herkes geçiyor ve bundan çok az insan kendisini kurtarabiliyor. Genel itibariyle kötü alışkanlıklara, ferdi yaşama, psikolojik hastalıklara, savrulmuşluklara, çünkü tek başına bir insan kendisini ne kadar koruyabilir? Bu gençlikte bence
görünen en ciddi problemlerden bir tanesi. Buna kampüs sistemi ve bu dağılım hizmet ediyor. Başka unsurlar da var hizmet eden. Üniversitelerde yoklamanın ciddi olmaması da mesela. Yani ailesi üniversite okusun diye gönderiyor. Ama üniversitedeki okumak ailesinin sandığı gibi sınıf, çoğu yerde sınıfta ders alarak olmuyor. Vakti gelince fotokopiciden alınan 3-5 evrak ile girilen sınavlarla bu işler oluyor. Çünkü bir mütesahil, gevşek bir durum var ve bu durum akademik sayılıyor. Yani aslında üniversite böyle olmalı. Halbuki ailede nizami olarak bakıyor, diyor ki %70 burada devam var. Dolayısıyla çocuğum şu anda sınıftadır diye sandığı öğrenci aslında sınıfta değil, tam da okulun oluşturduğu kalkan ile, koruma ile kafede olabiliyor. Dolayısıyla bunlar da hepsi buna hizmet ediyor. Ve biz oradan sürekli nesil üretiyoruz. Yeni anlayışta, yeni bir yaşama angaje toplum üretiyoruz ve buralarda uyuşturucudan tutun, yani en basitinden kötü alışkanlıklar, en kötüsüne kadar karşılık buluyor. Çünkü korunmasız, toplumun otokontrolünde olmadığı ortamlar. Sanıyorum gençlikteki en önemli yaşam biçimi olarak görülen problemler bunlar ve bu bir sonraki adımda bunlar çoğu aile kurmuyor. Ferdi hayata odaklandığı için denerse hemen vazgeçiyor. Ne olacak bunun sonu? Aile kaybolursa o zaman bizim bir nesil arayışımız hakikaten köklere bağlı ve bize bir gelecek kuracak yüz akı bir nesli nasıl oluşturacağız? Bütün süreci aleyhimize böyle yürüttüğümüz sürece. Hocam şimdi özele gelirsek, şimdi bizim yurdumuzda 270 öğrencimiz var. Etrafımızda böyle İslami camiada da bu şekilde öğrenci barındıran birçok yurt var. Hı hı. Bizlere ne tavsiye edersiniz? Öğrencilere nasıl yaklaşalım? Çünkü hitap ettiğimiz öğrenci sayısı az değil. Ve bu öğrenci günün 12 saatinde, 13 saatinde, belki 16 saatinde yurtta. Hı hı. Biz bu öğrencilere, bu gençlere nasıl yön verebiliriz? Yani İslami anlamda nasıl yetiştirebiliriz önce kendimizi, sonra gençleri? Bu yöndeki tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Şimdi deminki bahsettiğimiz genel sürece karşı kürek çeken unsurlar bunlar. Ama geneli böyle tanzim edip sonra özelde mini mini böyle kuruluşlar ile karşı kürek çekmek, bu istisnai adımlar bunlar. Yani sizler ve diğer iyi niyetli sivil kuruluşlar %5'ine, %10'una bile erişemez. Bu bahsettiğim dünyanın, yani 100 bin öğrencisi olan, 80 bin, 50 bin öğrencisi olan bir yerde böyle 160 burada, 250 buradayla bunu yönünü değiştiremeyiz. Bu bir. İki, yine de bir çabadır ve son derece değerlidir ve kesinlikle çoğaltılmalıdır. Ama yöntemlerimizi seçerken artık insanın iradesine başta saygı duyarak, karşımızda bulunan kişinin kendisinin bunu tercih ederek sahiplenmesini sağlayarak, yurt, barınma ve benzeri imkanlar karşılığında kendisinden ödün alınmış bir şey gibi değil de onun sevdiği, arzu ettiği ve özellikle tercih ettiği bir duruma tekabül etmesini sağlayarak. Çünkü buradan ayrıldığında baskıyla zoraki kendisine yaptırılmış şeylerin nefretiyle giderse bu lehimize bir durum değil, aleyhimize bir duruma dönecektir. Dolayısıyla demin konuştuk, Allah'ın elçisi bile insanları çağırırken gönüllülük ilkesi ile tanık oldukları takdirde basiretle gelmelerini bekledi. Dolayısıyla oluşturulan o ağ, o yumak sevgi yumağıydı. Bu anlamda böyle cebrin içinde olmadığı, insan vicdanına hakikaten güvenerek, onun adım atmasını bekleyerek, yanlış da yapabilir, yanlış yaptı diye onu harcamayarak, kazanılan bir gönül ve özellikle bilgiyle buluşturarak. Çünkü bir insanı ne ikna eder? Bilgi ancak ikna eder. Hak ikna eder.
Bu süreçte şartlandırarak değil, bir kısımları şartlandırarak. Biz iyiyiz, biz güzeliz, hayatın boyunca bizimkilere takılacaksın. Seni biz yetiştirdik. Sen bizim elemansın. Bu yol değil. Buradan ancak dediğim gibi eleman yetiştirebilirsiniz. Kendi yoluna sahip çıkan, aklettiğini doğru bulduğu için değil de şartlanarak bazıları bazı yerlerde bulunabiliyorlar. Halbuki hak bundan çok aşkın bir şeydir. Hak insanın onu tanıdığında, sahiplendiğinde uğrunda canını bile verdiği bir değer bu. Batıdaki mühtedilere bakın. O olanca çarpık hayattan İslam'a iradeleriyle yönelince nasıl temiz ve ondan sonra son derece hoş bir hayata kavuşabiliyorlar. Bunu başarmamız lazım. Dolayısıyla burada insanlara gerçek insanları gerçek bilgiyle ve iradeleriyle buluşturabilirsek biz çok önemli kazanımlara kavuşabiliriz. Onlar çoklarına tesir edebilirler. Bunu nasıl sağlarız? Bilgi zemininde sorgulamanın açık olduğu, kuşkunun helal, mübah olduğu, soru sormanın kutsal sayıldığı. Yani herkes sorusunun cevabını arayacak. Çünkü biz hakkı savunuyorsak aksi argümandan hiçbir gocunmamız olmaz. Korkumuz da olmaz. Biz hakkın mutlak galip olduğuna inanıyoruz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Ancak nankör, hak olduğunu bile bile inkar eden kişi onu inkar eder. Diliyle o da, kalbiyle değil. Bu özgüven ile açık platformlara dönüştürmeliyiz ortamlarımızı. Bilgiyle öğrencilerimizi buluşturmalıyız. Bu tür soru sormalar, cevabını aramalar, bu tür ortamları onlara sağlamalıyız. Onlar çok ciddi değişikliklere yol açabilirler. İkna olmuş bir yürek çok sağlam adım atar ve ortamını değiştirebilir. Ama baskıyla, şartlandırılarak sorularına cevap bulunma, hele hele soru sormanın bile yasaklandığı, bu konuların sorulamaz olduğu, inanç işi olduğu, bunlar Hristiyanlar yapıyorlar, bırakalım onları onlara. Biz hiçbir Allah Azze ve Celle'nin buyruğu yahut Resulünün sünneti içerisinde insanın akletmesiyle, aklettiği takdirde anlamayacağı bir şey olmadığını, olması gerektiğini söylüyoruz. Olsa olsa mevcut durumda özellikle modern baskı dolayısıyla değişmiş bulunan algıların oluşturduğu bazı sıkıntılar var. Yani siz sahadan çekmişsiniz hayvan kesimini, algısı o kişinin o kadar değişmiş ki bir gün sizi kurban keserken görünce "Aa vahşet, sen canisin" diyor. Bu bir algı sorunudur. Bu işin içerisine girerse akşam yediği dönerin, sabah yediği tostun da, sucuklu tostun da aslında et barındırdığını, bu hayvanları yaradan Allah Azze ve Celle'nin bize et olarak verdiğini ve bunların bizim gibi, yani o da canlı, insanı kesiyormuşsunuz gibi diyorlar ya, bu o algıyı beslemek üzere kurulan bir slogan. Hayır, bu bizim gibi canlı değil, buna uygun bir canlı. Behimetel en'am diyor Cenab-ı Hak. Bunların o manada duyuları da yok. Yani otursun evladının arkasına şiir yazsın, günlerce ağlasın, kesin günü öncesi günlerce bu korkusuyla duvarları şey yapsın. Hayır, o geceden de rahat uyumuştur. Ertesi günde, yani o diğerleri kesildiğinde onun hiç umurunda olmaz. Buna uygun yaratılmışlardır. Aklederse Yaradan'ın bize buradan olmazsa olmaz nimetler sağladığını, bazı besinler var ki hayvani kaynaklı, siz onu başka hiçbir yerde alamazsınız. Bu vejeteryanlar gidip haplarla bunları sağlıyorlar. Demek ki var edici kudretin oluşturduğu döngüde bu zaten doğal. Ama algını değiştirdiyse birileri, en doğal olan durumu bile yadırgamaya başlayabilirsin. Son soru olarak özellikle yurdumuz gençlerine, sonra üniversite gençlerine tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir hocam? İnsan olarak Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve hitap ettiği son derece değerli varlığın gökler ve yer sistematiği dahil tümüyle bize hitap ettiği, bunu anlayıp Yaradan'ın gücünü, ilmini, büyüklüğünü tanıyacağımız bir sürecin hayatımızın manası olduğunu, bizim bu potansiyelde yaratıldığımızı, bunu düşünerek kariyer planlamamızı yapalım. Yani öyle bir kariyer planlaması yapalım ki okuyacağımız, öğreneceğimiz şeyler hem hayatı okumak adına
Çünkü hayat var edenin eseri. Onu okudukça var edenin gücünü, ilmini, kudretini görmüş olursunuz. Onları oluşturdu. Hem de var edenin hitap ettiği, vahiy yoluyla hitap ettiği bilgiye de kavuşarak. Bu ikisi iki kanat oluverir. O zaman yaratıcı ile aramızda, var edenle aramızda öyle bir ilişki oluştururuz ki tanımak sevmeyi getirir. Sevmek hayranlığı, yani bu ne kadar ilerlerseniz o kadar ilişki yakınlaşır. Tanımadığınızı, sevdiğinizi iddia ediyorsanız beyhude bir şey söylüyorsunuz. Yani bir genç dese ki ben şöyle 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 seviyorum, kimi falancayı. Nerede gördün diye sorsa, daha henüz hiç görmedim dese. Yani görmediğin nasıl sevebilirsin yani? O kadar bilmediğin, tanımadığın hakkında bir bilgi sahibi değilsin ama çok fena halde onu çok sevdiğini iddia ediyorsun. Bazı insanların peygamber sevgisi böyledir. Tanımadığı halde bakmışsın mevlid eşliğinde ağlıyor. Hazreti Peygamber'in hayatını, söz, fiil ve takrirlerini bilmiyor. Açıp okumaya da değer bulmuyor. Dolayısıyla bu şartlanmışlık, ritüel içerisine sıkışmışlık, bu tamamen taklide dayalı bir şey. Ve belli ki bunun esansa, yani gerçekten kalbe inen boyutları da yok. Şu halde Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça gücünü, kudretini, büyüklüğünü, azametini, üzerimizdeki olan nimetlerini ve esirgeyişini gördükçe onu takdir edebilir ve bu anlamda daha çok sevip ve daha çok saygı duyabiliriz. Eğer kariyer planlamamızı bu hayat manası üzerine, onun olduğu istikamet üzere kurarsak, bu bizim tercihimiz olur baştan. Bu da bir iradedir ve Allah Azze ve Celle buna uygun gelecek bize. Hem dünya hem de ahiret açısından. Ama yok ben parantez arası sığ bir yaşam şeyi yapacağım, pimpon topu gibi böyle. Ne doğum öncesini ne ölüm sonrasını düşünce denklemlerimin içerisine katmayacağım diyen bir anlayış, bizden önceki milyarlarca insanın yaptığı gibi sıradan bir hayat ile birdenbire ölümle karşılaşır ve sonlanır. Ufkunu ölüm ötesine açamamış insanların kaçırdıkları şey aslında insanlıklarıdır. Çünkü bu meziyet insana ait, akletme meziyeti, yaradanı fark etme meziyeti, hayatı anlamlandırma meziyeti. Ama ben bunlardan fedakarlık ediyorum, bir hayvan düzeyinde kalmayı tevazu olarak görüyorum diyenlerin Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle belhum adal demekten gayrı bir şey bulamıyorum. Aslında hayvandan daha beter duruma kalırlar. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Eksik olmayın efendim. Eyvallah.